Bölgenin hayvancılığın kalbi Çerkeş'te atıyor biliyorsunuz. Yaklaşık 40 bin hayvan sadece ilçemizde ve bölgemizde yaklaşık 100 bin hayvan mevcut. Bu hayvanların sergilendiği ve ülkemize bütün şehirlerimize dağıldığı bir mekan, bir alan gerekiyordu. Vatandaşlarımızı köylümüze yetiştirmeye yakışır bir hayvan pazarını ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayvan pazarı 30 dönüm arazi üzerine kurulu, etrafı tamamen gerilmiş, ağaçlandırılmış, yeşillendirilmiş bir alan. Bu alanda 2500 metrekare çelik konstrüksiyonla kapalı alanımız mevcut. Ve toplam 30 dönüm içerisinde de 10 dönüm açık alanda hayvanlarımızın padoklarla bağlanabileceği, açık alanda satışların yapılabileceği alanı şu an yapmanın gururunu taşıyoruz. Yaklaşık 2500 hayvan burada, büyükbaş hayvan bir aynı anda satışı gerçekleştirilecek. 1000 adette küçükbaş koyun kuzu satışı gerçekleştirilecek. Buraya gelen hayvanlar tamamen pasaportlarıyla ve raporlarla gelecek ve buraya gelen vatandaşlarımız, tüccarlarımız da hayvanların pasaportlarını ve raporlarını alarak ilçemizden, hayvan pazarımızdan ayrılacaklar. Alan içerisinde tamamen alanın etrafında indirme bindirme yerleri mevcut. Yaklaşık 4 alanın, 4 kenarın, 3 kenarında komple yüzlerce aracın aynı anda indirebileceği, hayvanları indirebileceği vatandaşlarımızın alanlar mevcut. Ve yaklaşık 44 il ufaklı padoğumuz var. Ayrıyeten açık alanda da yaklaşık 1000 hayvanı bağlayabileceğimiz padok olmayan bu şekilde çelik konstrüksiyonlar mevcut. İnşallah şu an tamamını bitiremedik. Altyapı komple kanalizasyon su altyapısını, yağmur hattı altyapısını tamamladık. Tamamen bittiğinde inşallah 2 hafta içerisinde hayvanlarımızı burada satışına başlayacağız. Hayvan pazarı sadece tabii bölgemiz hayvancılığın geliştirmesine katkıda bulunacak. Yalnız biliyorsunuz daha önce TKDK kanalıyla yapmış olduğumuz günlük 150 baş kapasiteli ve aynı anda 150 başı da muhafaza edebileceğimiz soğuk hava depolarının olduğu bir mezbahamız da yaklaşık 300 metre ötede mevcut. Şu an faal. Onun yanında sadece bu hayvanları hem satışının yapıldığı hem kesimhane olarak kesiminin yapıldığı alanlardan da beraber biliyorsun burada bir ulusu deremiz var. Bu deremizde çok ciddi bir pislenme söz konusu. Çevre kirliliği söz konusu. Bu çevre kirliliğini azaltmak için hayvan gübrelerini değerlendirmek için de biyogaz tesisimize başladık. Yaklaşık 1,5 megabaytlık bir biyogaz tesisi şu an temeller atıldı, yükseliyor. İnşallah Eylül ayında da o faaliyete geçtiğinde burada aylık 1,5 megabayt elektrik enerjisi üretilecek gübreden yaklaşık yıllık 10 bin ton civarında da organik gübre temin edilecek. Bölgemizin hayvancılığını ciddi manada gelişeceğini düşünüyoruz. İnşallah bunlar bittiğinde hem ilçemiz hem Çankırı'mız hem de ülkemiz çok hayvancılık anlamında ciddi kazanımlar ve çevre anlamında çok ciddi kazanımlar olacak diyorum. Ama yardım kesinlikle gelmiyor.